Anne Bergüzar Korel, oğlu Ali'den aldığı hangi mesajla ne yapacağını şaşırdı. Allah'ım ben ne yapacağım dedim. Ve eş Bergüzar Korel, Halit Ergenç'e nasıl ilk günkü gibi aşık? Ben düşünmüyorum mesela onsuz bir hayat Allah korusun. O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz. Başarılı bir oyuncu, iyi bir eş, mükemmel bir anne ve bir iyilik meleği o. Ve artık bu unvanlarına albümlü bir oyuncu olmayı da ekledi Bergüzar Korel. Anam babam ama kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Halit Ergenç'in de çok iyi şarkı söylediğini bilmeyen yok. Bir gün eşiyle düet yapmayı çok istiyor Bergüzar Korel. İleride belki ikiniz birleşik bir düet yaparsınız. Var mı öyle bir şey? Yani ben tabii Halit'le düet yapsam ne güzel olur yani. Çok güzel şarkı söylüyor benim kocam. Olabilir. Yani her şey olabilir. Bilmiyorum ki. Ama Ergenç ailesinin asıl müzik adamı geriden geliyor. Oğulları Ali'nin müziğe olan ilgisine geliyor söz. Ali'nin ilgisi var mı? Evde çok. Hem anne hem baba müzikten şaşırır. Ali'nin çok net bir ilgisi var. Ve yeteneği de var. Çok küçük yaştan beri müzikle ilgili yani çocuk hop, herkes oyuncak alırdı, bizimki hoparlörlere sarılırdı. Plak dinler, odasında pikabı var. İşte Cihangir'e gideriz, plakçı bizi tanır mesela yani. Hani oraya gider, plak alır. Hani ünlü müzik adamlarının 5 yaşından beri müzikle ilgiliyim sözü vardır ya, Ali buna bir örnek. Geçen gün şey dedi babasına, benim asıl bu hayattaki asıl derdim müzik dedi. Bitimle kurdu. Ali büyüyor günden güne. O büyüdükçe annesine duyduğu özel ilgi de büyüyor. Bende bir aşkı var. Net bir aşk söz konusu artık yani. Kıskançlığı var mesela. Kıskanıyor mu? Babadan mı kıskanıyor? Yok, babadan kıskanmıyor. Çevreden kıskanır. Üstelik de romantik bir anne aşığı Ali. Baksanıza attığı mesaja. Geçen gün bana mesaj atmış yani. Bugünü baş başa geçirelim yazmış bana. Böyle çok kaldım yani. Ablasının telefonunda. Böyle dedim ya bugünü baş başa geçirelim. O kadar romantik bir cümle ki yani. Allah'ım ben ne yapacağım dedim. Yani çok acayip. Erkek annesi olmak bir değişikmiş. Karakter olarak hem anneden hem babadan alan Ali'nin fiziksel olarak da bir sentez olduğu söylenebilir. İlk başlarda babaya çok benziyordu ama ben biraz sana şimdi dönmeye bana, başladım. Yani görenler bu çocuk ne kadar çok babasına benziyor diyorlar açıkçası. Bana da benziyor. Yani şey diyor arkadaşlarımız ya, seni kucağına alınca sana benziyor, Halit'i kucağına alınca Halit'e benziyor. Yani o noktada böyle aslında ikimize de benzetiyorlar. 7 yıl oldu Halit Ergenç'le evleneli. Örnek gösterilen bir evlilik onlarınki. Şimdi 7. yıl oldu. Hı hı. Maşallah. Maşallah bu, evet. Mutlu evliliğin sırları ne sence, önemlisi ne? Düşünüyorum mesela ilk aklıma gelen saygı oluyor. Hakikaten bu yani klişe bir söylem olsun diye söylemiyorum bunu. Sonuçta iki ayrı kandan insan bir evin içine giriyorsunuz. Yani insan annesiyle bile tartışıyor evin içinde. Yani biz Halit'le hep birbirimizin alanlarına saygı göstermeye çalıştık her zaman. Birbirini iyi tanıyan, arkadaşlıkla başlayan bir aşk onlarınki. Tabii ki çok seviyoruz birbirimizi. Yani 12 sene olmuş ben Halit'i tanıyalım. 2004'te ben tanışmıştım Halit'le. Bu kadar sene içinde tabii ki boyut değiştirdi, evlendik. Ama ondan önce de hep arkadaş olarak zaten Halit vardı benim hayatımda. Halit Ergenç'in olmadığı bir hayatı düşünemiyor bile. Herhalde hoşgörü, tabii ki çok seviyorum. Sevgi. Yani düşünemiyorum mesela onsuz bir hayat, Allah korusun. Hani.